Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Kieslek markasının Kieslek de diyebiliriz KS Pro isimli akıllı saatini inceleyeceğiz. Kieslek markasını daha önce duymuştum. Uygun fiyatlı akıllı saatler noktasında bence iyi bir marka. Özellikle bir tayfa var. Apple Watch çakması alıyorlar. Gerçekten anlamıyorum. 400-500 TL aldığınız Apple Watch'lar 1000 TL bile aldınız, 1500 TL bile aldığınız hani son zamanlarda AMOLED ekranlı diye satılan Apple Watch watch Ultra'lar çok bilmem HK9 Ultraymış. Birazcık sağlığınızı düşünüyorsanız o ürünleri almanızı tavsiye etmem. Çok paranız olmayabilir. İlla orijinal saat işte Watch Ultra'nın orjinal zaten 30 bin TL para. İlla onu almak zorunda değilsiniz ama alternatif markaların işte Hylon'un, Poutrinix'in, Xiaomi'nin birçok akıllı saati bulunuyor. O markalardan işte Kiestek gibi markalardan akıllı saat almanız bence çok daha sağlıklı olacaktır. Kiestek markasına gelecek olursak önümüzdeki günlerde şu an kolumda olan KR2'yi de inceleyeceğiz. KS2'yi de inceleyeceğiz. Bu Pro modeli Pro modeli olmasına karşın ve ülkemizde 3000 TL bandına satılmasına karşın benim aralarında en sevdiğim model bu olmadı. KS2 ve KR2'yi fiyat performans noktasına daha çok beğendim. Kutumuz bu şekilde teknik detaylar vesaire yer alıyor. Teknik detayları zaten sizlerle birazdan paylaşacağım. Gelelim kutudan neler çıktığına. Şöyle bir KS Pro'muz çıkıyor arkadaşlar. Yakın çekim detaylarını da size zaten gösteririm. Görsel olarak bu Watch Ultra'ya benzettim. Apple'ın Watch Ultra'sına. KS2 veya KR2 gibi daha özgün bir tasarım bence Casetek markasına daha çok yakışırdı. Biraz Apple Watch Ultra'ya benziyor diyebilirim. Mesela Casetek'in şu detayları da çok güzel. Ben bu tarz şeylere dikkat ederim. Kordon'da mesela Casetek yazıyor. Şu tekerleğin hemen üstünde yine Casetek'in logosu var. Bunlar güzel. Ben şahsen böyle şeylere dikkat ederim. Şimdi KR'yi çıkarıp hemen bileğime takmak istiyorum bunu. Kare saat takmayı normalde çok sevmem ama bu gayet ince ve estetik duruyor. Kutudan şöyle bir kordon çıkıyor arkadaşlar. Daha doğrusu bu kordonla geliyor. Ben ikinci kordonu taktım şu an. Yine kes tek olan gayet güzel bir kordon. Manyetik. Bunları zaten mutlaka görmüşsünüzdür. Dokusu, hissiyatı, soft gayet kaliteli duruyor. Şöyle bir şarj kablomuz geliyor. Çok kaliteli değil bence. Yani sıradan bir şarj kablosu. Manyetik bir yapı. Şuradaki pinler sayesinde saate tutturuyorsunuz ve şarj oluyor. Bu model diğer iki modele göre uygun fiyat modellere göre biraz kötü. Yani şarjı biraz daha hızlı gidiyor. En azından pil beklentisi olanların diğer modellerini almasını daha mantıklı buluyorum. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Uygulamaya bağlanmada falan sorun yaşarsanız işinize yarayabilir. Geldim en güzel kısma kutudan şöyle bir Koruma camı çıkıyor arkadaşlar. Böyle detayları da çok seviyorum. Az önce fırlattığım kullanım kılavuzu yabancı dildi. Şu an bir Türkçe kullanma kılavuzunun olması da beni mutlu etti. Sonuçta ülkemizde resmi olarak satılan bir ürün Türkçe kullanma kılavuzu ile gelmesi de fazlasıyla güzel. Kutu içeriğimiz bu şekildeydi. Saatimize geçmeden önce biraz teknik özelliklerden hemen sizlere bahsedeyim. Saatimizin siyah ve silver renkleri bulunuyor. Bendeki model silver olan model. Kordonla birlikte neredeyse 60 gramlık bir ağırlığımız var. Yan tarafta iki buton bulunuyor. Biri e, tekerlek şeklinde döndürebiliyorsunuz. Diğeri de altta buraya çeşitli fonksiyonlar atayabilmeniz de mümkün. Saatimiz IP68 sıvı sertifikasına sahip. Bir saatle elimi falan da yıkadım. Herhangi bir sorun olmadı. 300 miliamperlik bir pil kapasitemiz bulunuyor. Bu pilimiz 2 saatte tam şarjı oluyor. Saatimizde bir mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Sesli aramalar elbette ki yapabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamasına 50'den fazla kişiyi kaydedebiliyorsunuz. Ve 100'den fazla... Spor modunda destekliyor. iOS ve Android platformları üzerinden Kestek OS uygulamasını indirip saatinizi bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca saat Bluetooth 5.2 ile geliyor. Ekran tarafına geldiğimizde ise 2.01 inçlik gayet büyük bir ekran bizi karşılıyor. Kesinlikle mükemmel olmuş. 410'a 502 piksellikte bir çözünürlüğü bulunuyor. Son olarak gövde malzememizde metal arkadaşlar, arka taraf plastik. Malzeme kalitesi noktasında kesinlikle sırıtmıyor. Yani kolunuza taktığınızda ilgi çekici ve kaliteli bir saat olarak görünüyor. Evet, teknik özellikler bu şekildeydi. Biraz saatin arayüzünde sizi gezdirmek istiyorum. Şöyle yukarıdan bir panelimizi indirelim. Hemen parlaklığı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça da yüksek bir parlaklık seviyesi bulunuyor. El feneri özelliği hemen yan tarafta. Bu da diğer saatlerde kullandığım bir özellik. Gerçekten Karanlık ortamlarda işinize yarıyor. Rahatsız etme modu, daima açık ekran modu, kilit ve ayarlar kısmı bulunuyor. Şöyle ayarlara girelim. Ayarlar menüsünü gösterelim. Uyandırmak için kaldır, daima açık ekran, hızlı menü, menü stili gibi birçok seçenek bulunuyor. Hatta saati takma yönünü bile değiştirebiliyorsunuz. Buradan menü stilini bir değiştirmek istiyorum. Stil 3'e geçelim. Stil 3'te tıpkı Apple Watch'lardaki gibi bir tasarım var arkadaşlar. Ben bu tasarımı çok sevmiyorum. Çok kullanışlı bulmuyorum. Hemen buradan diğer tasarıma geçelim. Egzersizlerde neler var? Açık hava koşusu, kuvvet antrenmanı, işte dövüş sanatları, açık havada bisiklet sürüş gibi premium markalarda görebileceğiniz tüm spor modları vesaire burada zaten yerini alıyor. Şu testi özellikle merak ediyorum. Kalp ölçme kısmına masaya koyalım bakalım algılayacak mı? Evet, saati doğru şekilde takın ve tekrar deneyin diyor. Çakma akıllı saatlerde veya uygun fiyatlı akıllı saatlerde genelde masanın veya cansız herhangi bir nesnenin nabzını ölçebiliyor. Bu durumlar tabii ki saçma. Bileğime alıp ölçtüğümde ise bakalım nabzımız şu an kaçmış. Evet, 93 BPM'lik bir nabız değeri görüyoruz. 91'e düştü. Yani anlık ölçmeye devam ediyor. Şu an 94'e yükseldi tekrar. Buradan çıkalım. Aktivite kısmı var. Burada günün tüm aktivitelerini, işte kaç adım atmışsınız mesafeniz, kaloriniz, aktivite süreniz gibi birçok bilgiye erişiminiz mümkün. Klavyemiz var, kişilerimiz var ve çağrı geçmişimiz var. Burada işte numaralar var. Klavyeden mesela Şöyle göstereyim. Bu arada klavye falan da gayet hızlı. Hiçbir takılma falan saatin arayüzünde göremedim. SpO2 kan oksijen saturasyonu yani. Bunu da bir ölçelim. Evet 99'luk bir değer görüyorum. Buradan da çıkalım hemen. Stres testimiz bulunuyor. Abonelerim beni çok stres altında bırakıyor mu? Hemen kontrol edelim. Bu arada stres teması da gayet güzel. Şöyle bir kadram var. 38. Gayet güzel. Yani zaten stresli değilim şu an. Acaba stresli olsaydım 50'nin üzerinde bir değer görür müydük? Bunda merak etmedim değil. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Oyun var. Oyun oynayalım. Flappy Bird ve 2048 adlı oyunumuz var. Şöyle bir Flappy Bird oynayalım. Evet, böyle eğlenceli anlar. Açıkçası saatte oyun oynamak çok mantıklı olmayabilir ama şu an oynuyorum ve ee, çok da kötü değil bence günlük iş stresinizi böyle ufak basit şeylerle atabilirsiniz bence çok da kötü değil zaten saatte oynanabilecek mantıklı iki oyunumuz var Flappy Bird ve 2048 bu da bence işte fena olmamış Duygu durumum buna bakalım hemen duygu durumumuzu algılıyor şu an pozitifim bakalım doğru ölçecek mi algılanıyor evet huzurlu yani huzurluyum şu an. Kesinlikle iyi gidiyorsun. Şu ana kadar hiçbir şekilde yanılmadın. Uyku kısmına gelecek olursak uyku sensörünü çok beğenmedim arkadaşlar. Uykuya dalış saatimi güzel ayarlamış. 2.50'de uyumuştum. Evet, doğrudur. Ama uyanma zamanı olarak 5.47 diyor. Ben 8 falan da uyandım. Bu aradaki zaman nereye gitti bilmiyorum. Bu gece tekrar deneyeceğim. Umarım güzel sonuçlar alırım. Almasam bile güncelleme ile düzeltilebilecek sorunlar. Yani böyle bir durumu da sizlerle paylaşmak istedim. Alarm var. Hava durumu var. Ayarlar daha fazla zaten. Daha fazla da neler var görelim. Telefonumu bul. Bu da güzel bir özellik. Hesap makinesi, dünya saati, zamanlayıcı, kronometre falan. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Saatimizin ara yüzü bu şekildeydi. Şimdi gelelim Kestek OS uygulamasına. Şöyle telefonumuzdan uygulamaya giriş yaptık. Öncelikle bir Kestek hesabı oluşturuyorsunuz. Sonra uygulamaya giriş yaptıktan sonra aygıt kısmına tıklıyorsunuz. Burada direkt olarak çok basit ve hızlı bir şekilde saatinizi buluyor. Tıkladığınızda saat üzerindeki veya buradaki adımları takip ederek basitçe saatinizi kurabiliyorsunuz. Akıllı saatlerde telefon yazılımı çok önemli arkadaşlar. Henüz çok popüler bir marka olmamasına karşın uygulama arayüzüne bayıldım. Yani bir MS Fit'ten vesaire farksız. Şöyle detaylı bir arayüzü bulunuyor. İşte buradan bildirimleri açık kapalı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Anımsatıcılar var. Su içme modu var yani atıyorum ben 120 dakika ayarlamışım 120 dakikada bir beni uyarıyor işte gidip su içebilirsin diye falan elinizi yıkayın anımsatıcısı da var yine ayarlıyorsunuz işte belirli aralıklarla size elinizi yıkayın diye uyarıda bulunuyor ve en güzeli bir saatte bir hareketsizlik uyarısı eğer saat uzun süre hareketsiz olduğunuzu algılarsa size bir uyarı gönderiyor. Artık şu tembelliği ölü toprağa üzerinizden altın diye sizi hareketliliğe teşvik ediyor diyelim. Telefon, kişiler, SOS, SOS'e bir kişi eklerseniz eğer acil durum tuşuna yani şuradaki tuşa basılı tutarsanız direkt olarak o kişiyi hızlıca arayabiliyorsunuz. Bunun dışında yine hava durumu, kamera, saatimi bul, şifre kilidi gibi birçok seçenek bulunuyor. Şöyle saatimi bul'a girelim başlatın diyelim hemen. Bir titreme ve bir ses geliyor şu an. Böyle sesini de dinletelim. Evet böyle bir ses ile saatinizi kaybederseniz en azından uygulama üzerinden bulabiliyorsunuz. Gelelim otomatik izleme kısmına. Burada kalp atış hızını açık yaptım. SPO2 testini açık yaptım ve stres testini açık yaptım. Gün içerisinde belirli aralıklarla bu testleri otomatik olarak yapıyor. Bu arada saati kutudan çıkardığım gibi bir güncellemesi vardı o güncellemeyi yaptım. Şu an saatimiz güncel görünüyor. Pilimizde %40 şu an. Aktivite kısmına gelelim şöyle. Adım, kalori, mesafe, kalp atış hızı, SPO2, stres, uyku, kilo yönetimi gibi birçok veriye saatten daha fazla detay ile buradan ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle uygulama arayüzü kusursuz olmuş diyebilirim. Mesela stresi en son 5 dakika önce ölçtünüz diyor. İşte SPO2'yi 10 dakika önce ölçmüş. Kalp atış hızını ise 3 dakika önce ölçmüş. Ortalaması 75 olarak belirlenmiş. Güzel. Özellikle benim gibi verileri, istatistikleri sevenler varsa bunları takip edecektir. Günde kaç kalori yakmışım, kaç adım atmışım falan, uyku sürem nasıl? Açıkçası ben bunları takip etmeyi çok seviyorum. Evet, son olarak kadranlara gelelim. Birçok kadran seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Yani bu saatte sıkılmanız mümkün değil gerçekten fazlasıyla özelleştirebilme imkanı tanıyor. Hem uygulama hem saatin kendisi Böyle kaydırdığımızda birçok F'den PÜF'ten saat arayüzleri değil faydalı gerçekten güzel arayüzler bulunuyor. Şöyle kaydır kaydır bayağı fazla bir saat arayüzü bulunuyor. Tabii belki de üçüncü parti uygulamalarla daha fazla ana ekran görseline ulaşabilirsiniz. Ayrıca saate hem kendi fotoğraflarınızı ekleyebiliyorsunuz ana ekran olarak hem de kendiniz özelleştir kısmından bir saat kadranı oluşturabiliyorsunuz. Dostlarım genel itibariyle saatin uygulaması ve saatin kendisi bu şekilde KS Pro modeli ile ilgili benim yorumlarıma gelecek olursak Ben saati gerçekten güzel buldum Her detayıyla, ekranıyla, hoparlör performansıyla, görüşme tarafıyla Gerçekten kullanabileceğim bir saat Hani ben çakma şeylerden pek haz eden biri değilim Eğer bütçeniz yetmiyorsa bu tarz bir akıllı saat kesinlikle tavsiye ederim Ancak şu detayı da bilmenizi isterim Ben şahsen alacak olsaydım KS Pro değil de çünkü arada 1000 TL bir fark var. Açıkçası o 1000 TL farka değdiğini düşünmüyorum en azından. Bunun yerine KR2 şöyle göstereyim yuvarlak olan. Tabi yuvarlak seviyorsanız ben yuvarlak akıllı saatleri daha çok beğeniyorum. Kare 2 veya KS2 yine kare formda akıllı saatleri alabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde o saatlerin de incelemesi kanalda olacak. Dediğim gibi bunun fiyatı 3300 TL iken diğer iki saatin fiyatı 2300 TL bandında. Bana kalırsa fiyat performans olarak diğer iki saat çok daha güzel. Tabi görsel olarak falan bu daha hoşunuza gittiyse ki bu diğer iki modelden daha ince daha güzel görünen bir saat bazı noktalarda bu saati de satın alabilirsiniz. Genel itibariyle Kistek KS Pro ile ilgili düşüncelerim, fikirlerim bu şekildeydi. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.